şu anda İstanbul Büyükbaşkanımız olan Ferhat Önücü'ye süreden, saldıran bir kamu görevlisi hakkında tahkikat başlatacağı yerde bugün gelip burada HDP ilçe binamızı, bizleri ablukaya almayı tercih ediyor. Hukuksuzluğa hukuksuzluk eklemeye, yasa tanımazlığa devam etmeye bir şey haline getir, görev haline getirmiş bir vali var. Suç işleyen, anayasal suç işleyen bir vali var. Bu burada teşhir olmuştur bir kez daha. Suçlarını böyle örtbas etmeye çalışıyorlar. Ama bütün suçlarıyla bugün burada teşhir olmuş durumdalar. Bu iktidarın aslında yöntemi budur arkadaşlar. Bu iktidar Kürt düşmanlığıyla, savaşla, tecritle, her türlü saldırıyla, baskıyla ayakta kalabileceğini, hatta önümüzdeki seçimleri alıp yoluna devam edeceğini sanıyor ki aslında bu iktidar işte buralarda ne kadar çöktüğünü, çürüdüğünü ve yitip gittiğini akşam otursun televizyonda seyretsin. Bu ülkeye bu iktidardan artık hiçbir hayır yoktur. Bu iktidar polisiyle, askeriyle bütün ülkeyi terörize etmektedir, şiddete boğmaktadır. Bugün burada yaşadığımız da budur. HDP özelinde aslında bütün bir ülkeyi cendereye almaya çalışan bir iktidardan bahsediyoruz. Ama bunların sonu gelmiştir. Dün bunun çok açık, çıplak bir şekilde bütün İstanbul halkının gözü önünde İleş Başkanımıza saldırarak çok net bir şekilde ortaya koymuşlardır ki artık karşı karşıya olduğumuz şey çürümüş, kokuşmuş bir anlayıştır. Peki partinizin refleksi ne olacak bu saldırı karşısında? Önümüzdeki dönem refleksleri ne olacak? Dün ne olmuşsa bugün de o, yarın da o olacak. Biz faşizme karşı direnmeye, mücadele etmeye, bu ülkenin özgürlüğü için, bu ülkeye barış gelsin için yolumuza devam etmeye sürdürüyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizim kafamızda hiçbir tereddüt yok arkadaşlar. Asla bu mücadeleden vazgeçmek, teslim olmak böyle bir şey söz konusu bile değil. Zaten bunu bildikleri için bu denli korkakça, alçakça saldırılara devam ediyorlar. Ben teşekkür ederim.